Hangimiz vazgeçebilirdik nefret kadar büyük bir sevgiden? Birbirinin gözlerine bakıp savaşarak aşka teslim olmaktı bu cezanın bedeli. Hangimiz suçluyduk? Hangimiz vazgeçebilirdik nefret kadar büyük bir sevgiden? Evli olabiliriz. Ama ben senin kocan değilim. Olmayacağım da. Defne kuşum, hadi ama çık oradan, ağlama. Çıkmıyorum. Defne, hadi gel, oyun oynayalım. Ya bırakın, istemiyorum. Ya kapat, açma diyorum. Ne oluyor? Ay, kendini dolaba kapattı, ağlıyor, çıkmıyor. Defne. Ya kapat. Defneciğim, bak sana söz veriyorum. Eğer oradan çıkarsan kahvaltını annenle beraber yapabilirsin. Kandırıyorsunuz beni. Hayır, kandırmıyorum. Sen çok üzülüyorsun diye baban anneni buraya getirdi. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hadi gel bakalım. Teşekkür ederim. Bana değil, babana teşekkür etmelisin. Senin için getirdi anneni. Çok teşekkür ederim babacığım. Kızım. Canım. Annem bundan sonra burada, tamam mı? Üzülme. Artık hiç gitmeyecek değil mi? Hiç gitmeyecek. Nerede? Gelsin o zaman. Sen şimdi elini yüzünü bir güzel yıka, pijamalarını değiştir. Sonra göreceksin anneni. Tamam. Hadi. Gerçekten geldi mi Türkan Hanım? Hı hı. Thank you.
Sadece kızın için buradasın. Bana karşı hiçbir sorumluluğun yok. Aynı şekilde benim de sana karşı hiçbir sorumluluğum yok. Bu evdeki tek sorumluluğun Defne. Bu mu ceza? Sen kendi kızını ceza olarak mı görüyorsun? Hayır tabii ki. Yani... Sen kalbinde mahkemeyi kurmuşsun. Beni yargılamışsın, cezamı kesmişsin. Sorun yok, ben her türlü cezamı çekerim, bedeli neyse öderim. Kendimi savunmayacağım hiç. Ama şunu bilmeni istiyorum, ben anneni öldürmeye çalışmadım. Ayrıca senin annen beni zamanında defalarca dövdü. Defalarca hastane ilk etti. O zaman da aynı adaleti, aynı vicdanı gösterebilseydin keşke. Annem seni hastanelik ettiğinde ben polise gidip bizzat şikayetçi olacaktım. Sen bana engel oldun Türkan. Ayrıca o olaylardan sonra annem başlamam hiç de kolay olmadı. Hatırlatırım. Keşke verseydin adalete. Onlar kesseydi cezamı. Türkan, ben senin hapse girmenin önüne geçtim. Sen daha ne istiyorsun? Bunun için minnet duymamı bekliyorsun benden. Senin derdin Defne'nin başında durmam falan değil. Senin derdin benim. Sensiz nefes almamı, sensiz yaşamamı istemiyorsun sen. Ne kadar hastalıklı bir düşünce bu ya. Sen hastasın Somer. Defne ailesinin yanında hissederek büyüyecek. Bu yüzden buradasın. Çünkü sevgiden mahrum büyüyen çocuklar ileride yanlış insanlara kapılıp kendilerini harcıyorlar. Ben sevgiden mahrum büyümedim. Seni kastetmedim zaten. Gençliğini, kadınlığını, dişiliğini alacağım elinden. O rutubetli odada dalından koparılmış bir gül gibi solup gideceksin. Çürüyeceksin. Seni yavaş yavaş delirteceğim. Bu karanlık elbise sana çok yakışacak. Türkan. Burçin. Bu elbiseyi Türkan'a götür. Giyinsin. Sonra da çocuğunun yanına gitsin. Uygun bir de terlik bulursun. Somer Bey'in emri olduğunu söyle. Bu ne? Bunları giyecek misiniz? Somer mi istedi bunları giymemi? Evet. Bunları giydikten sonra salona çıkacak mısınız? Defne sizi bekliyormuş.
yani? Babam getirmiş seni. Bir daha gitmeyecekmişsin. Gitmeyeceğim anneciğim. Yaşasın. Anne, bana kahvaltıda yumurtalı ekmek yapar mısın? Yapmaz mıyım? Bir tanem benim. Hadi gel. Babaanne. Hı. Biliyor musun? Annem bana kahvaltıda yumurtalı ekmek yapacak. Burçin'e söyleyelim, o yapsın. Ama ben annemin yaptığından istiyorum. Burçin, Defne'ye yumurtalı ekmek yapar mısın? Hemen. Yok, kapalı, ulaşılamıyor. Teslim oldu mu acaba? Yani galiba. Telefonu kapalı olduğuna göre. Derya! Hemen çık Somer abi, haber ver hadi. Ha, gel gel. Derya. Kızım. Bak. Halana da söyledim. Aşağıdaki kapıyı kilitli tutun, tamam mı? Hiç belli olmaz. Yarın öbür gün Özer Efe'de Defne gibi babamı görmeye gideceğim diye kaplan çıkıp gider. Bak çocuk haklı. Aman dikkat edin oğlum yavrum. Evet babacığım, Defne çok korkuttu bizi, haklısın. Allah'tan çabucak bulundu. Yani başına bir şey gelseydi düşünsene ablanın hali ne olurdu. Ay baba, düşüncesi bile çok korkunç. Ben önceden ablana kızıyordum yani boşanmadan o eve yerleşti diye ama haklıymış kızım. Yani Defne'nin ona çok ihtiyacı var. Ben Kartal'la bir konuşacağım bu meseleyi. Ne konuşacağım baba, boşanacaklar zaten, ne diyebilir ki o? Yok yok. Ablam bugün aradı mı seni hiç? Yok. Şey babacığım, ben az evvel Somer abiyle konuştum. Ablam oradaymış, Defne ile ilgileniyormuş. E o zaman iyi. Ne diyorsun sen ya, ciddi misin? Evet vallahi öyle oldu. Hadi kızım, bir tane daha ısır, hadi. Anne, bu ne biçim elbise? Hiç sevmedim ben bu elbiseyi. Anneciğim şunu bitirelim hadi lütfen. Anne, doydum, yemeyeceğim. Defneciğim, doyduysan Ayla ablaya söyleyelim de seni hazırlasın. Baban okula bırakacak. Babaanne, bugün okula gitmesem olmaz mı? Olmaz. Öğretmenin çok kızar sonra. Anne, hı? İki dakika çalışma odasına gelir misin? Tabii geliyorum. İyi misin oğlum? Ne oldu? Benim içim hiç rahat değil. Ya, Türkan'ı aldık oraya, hapsettim bir anda. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama doğru olan bu değildi anne. Yani hapiste olmasından iyi oğlum. En azından çocuğunun başında. Hani biz onu şikayet etmiş olsaydık şimdi mahkeme sürünüyor olurdu. Cinayete teşebbüs çok ağır bir suç. Bence dua etsin. Sen de ben de vicdanlı davrandık. Ya ben bir sinirli aldım kızı, attım oraya. Soğuk, havasız bir oda. Ya bir de dalga geçer gibi resim asılmış oraya. Kim astı onu? Bilmem. Belki kendi asmıştır. Anne saçma sapan konuşma ya. Oğlum sen fotoğrafları toplayıp depoya koymuştun, hatırlamıyor musun? Belki oradan kendisi seçip asmıştır. Yok benim içim hiç rahat değil. Derya'ların kaldığı misafir odasını temizlet. Hazırlasınlar. Türkan oraya yerleşsin. Hallederiz. Sen bunları düşünme. Türkan Hanım'a servis koyma. O mutfakta sizinle yiyecek. Somer böyle istedi.
O yüzden çağırmış beni zaten. Defne hazır mı? Ayla hazırladı mı onu okula geç kalmasın? Hı hı. Türkan. İnsan bir şeyi çok istediğinde onu bütün detaylarıyla dilemeliymiş. Evet. Burada olmanı çok istedim. Yeniden bir aile olmamızı. Bu değildi. İnan böyle değildi hayalim. Çok üzgünüm. Ama belki zamanla Somer sakinleşir. Sen de kendi içinde kefaretini ödemiş olursun. Herkes hata yapar. Ben anlamıyorum gerçekten Rüşen Hanım. Neyi anlamıyorsun? Benim bu eve gelmem sürpriz oldu. Neticede ben gidip teslim olacaktım. Ama Defne evden kaçınca sanırım Somer endişelendi. Burada kızımın başında durmam gerektiğini düşündü. Tamam işte, gayet iyi anlamışsın. Ben alt kattaki odaya diyorum. Önceden hazırlanmış belli ki. Somer'le fotoğrafımız falan. Ha. Orası önceden depoydu. Belki çalışanlardan biri asmıştır. Zaten oranın bir odaya döndürüldüğünden bile haberim yoktu benim. Malum hastanedeydim. Durduk yere hazırlanmadı ya bu oda. Demek ki Somer planladı bunu. Belli ki en başından beri senden şüphelenmiş. Yani o kapalı odada kalman inan hiç içime sinmiyor. Az önce Somer'e deryaların taşındığı odaya seni yerleştireyim diye önerdim. Daha ferah, daha aydınlık diyor ama kabul etmedi. Kefaretim için orayı seçmiş belli ki. Önemli değil. Türkan. Günaydın. Günaydın. Kızım yanlış anlama ama kağıt üstünde de olsa hala Kartal'la evlisin. Malum bu senin için de bizim için de hiç hoş bir şey değil. Mahkemeniz ne zaman? Belli değil henüz. Gün verecekler. Bakın bu durumdan ben de çok rahatsızım ama... Her neyse. Umarım bir an önce çözülür ve herkes hayatına geri döner. Sen de yasal izinlerin neyse kızını görür, gidersin. Babacığım yedek kıyafetleri çantasının içinde öğretmenine söylersin. Tamam kızım. Dedeyi üzmek yok, tamam mı? Tamam. Hadi gidelim bakalım. Görüşürüz babacığım. Gel. Çıktılar mı? Bu anı görmek için yıllarca gözyaşı döktüm biliyor musun? Bak oldu işte. Efe doğduğunda onu emzirirken annemin yanımda olmasını o kadar çok istemiştim ki. Ne yazık ki Sevilay cadısı vardı yanımda. Ondan öğreniyordum oğlumu nasıl tutacağımı. Boş ver Derya. O kadın ömrümüzden 5 yıl çaldı. Anladın mı? Sonra seni düşündüm. Bisiklete binmeyi de bir gün teyzesinden öğrenir diye düşündüm. Derya, hepsi olacak. Artık bir aradayız. Belki annemin yokluğunu telafi edemeyiz ama... onun hayallerini gerçekleştirmek için bolca fırsatımız olacak. Hala hırsımı alamadım o kadından. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerime dokunuyor ya. Bence devam edemiyor. Cezası oğlundan çıktı. Eminim bir anne olarak utanç içindedir.
Hırsız Mustafa diye aranıyor oğlu. Öyle demek istemedim Derya. Biliyorsun, özür dilerim. Yok, haklısın. Somer abiyle ne konuştunuz? Babamın yanında soramadım. Sanırım çocuklar için bir araya gelmişler. Defne evden kaçınca ablam için korkmuşlar iyice. Ne yani? Somer abi affetmiş mi ablamı? Bilmem. Sesi pek iyi değildi. Biraz soğuk konuştu. O yüzden çok fazla şey soramadım. Dönüş, biz bugün gidip ablamı görelim. Yiğit küçük, odanıza çekilin. Tezat toplasın arkanıza. Ablamı kızdırdılar yine. Dur, ben mutfaktan tepsi alayım, toplayalım masayı. Halacığım, bırak sen, biz daha toplarız buraları. Yavrum, benim sözüm size değil. Tamam halacığım, Efe dağıtmış, biraz hallediyorum hemen. Oh ne güzel. Benim de ardımı toplayan birisi olsa ben de yan gelir yatarım böyle. Oh ne rahat. Ayıptır ya. Ay, ay abla, amma söylendin ya. Odanın camını kapatmaya gittim Ceryan olmasın diye. Toplayacaktım birazdan. Öyle mi? Sonra inşaat mı yaptın, duvar mı ördün? Masa bir saattir duruyor burada. Ay tamam, ilaç aradıydım. Ne yapayım? Dalım kolum ağrıyor. Halsizim. Çocuk uyutmadı ki sabaha kadar. Benim çocuğum ne yapmış da uyutmamış seni? Ama yengem çok huzursuz çocuk. Saat 5'i baba baba diye dikilip ağlıyor. Çocuk bu ağlar ağlar uyur. Halacığım hadi sen küçüğün kirlilerini makineye at canım. Hadi. Gene ben suçlu oldum ya. Benim çocuğuma söylenme. Ama yengem... Yengem ne yengem? Derya, sen bunları götür banyoya, ben de geliyorum peşinden, hadi. Sen de aşağı in mutfağa, bulaşık için su kaynat. Mutfağda bir şofben bağlatamadınız ha. Senin ananın evinde şofben mi vardı? Halacığım tamam, sakin ol. Ya görmüyor musun, olur olmaz konuşuyor. Derya'ya söylediği lafa bak, yok çocuk uyutmuyormuş da yok bilmem neymiş. Ayıptır ya, ayıptır. Haklısın. Sadık Beylere uğramamız şart oldu. Bir ayarlayalım onu. Ne mecburiyetimiz var? Rüçhan, Derya hala benim gelinim, torunumuz var. Mustafa'nın utancından kızcağız topladı bavulunu gitti babasının evine. Sadık Bey'le konuşmamız lazım. O kızı öyle sahipsiz bırakmak bize yakışmaz. İyi, müsait bir zamanda uğrarız. Somer? Bir şeyler yesene oğlum. Canım istemiyor. Türkan niye gelmedi kahvaltıya? O çocuklarla yedi. Hı. Derya'ların odasında mı kalıyor? Bakacağız bir yer. Yani o da daha yeni boşaldı. Bir temizlik yapasın sonra. Bak Somer. Türkan'a söyledim, sana da söylüyorum. Onun burada kalması doğru değil oğlum. Hala evli bir kadın. Yarın öbür gün... Kızıyla ilgileniyor baba. Abartılacak bir şey yok bunda. Mustafa'dan bir haber var mı? Hayır yok. Polis hala arıyor. Vallahi Özer'cim kusura bakma. Ben Sevilay'ın doğurduğu çocuk için değil, şirketimden hisse vermeyi, kapımın kulpunu bile vermem. Kartal o kadar çok istiyorsa gider Sevilay'dan tahsil eder alacaklarını. O nasıl laf Rüçhan? Ya ticari itibarımız ne olacak? Yarın bir gün herkes duyacak bu rezilliği. Yani gitsin annesi ödesin mi diyeceğiz? Annem hisse konusunda haklı baba. Başka bir formül üretmeliyiz. Somer, o kadar parayı şu an çıkaramayız. Durumumuz malum. Ayrıca biz ödemezsek Derya'ya kalacak bütün sorumluluk. Kızcağız nasıl kalksın bunun altından? Ben bugün şirkete gideceğim. Selçuk'la birlikte oturacağım. Kartal için bir ödeme planı hazırlayacağım. Ve ondan sonra da göndereceğim. Şansımızı deneyeceğiz. Ondan gelecek cevaba göre de yol izleyeceğiz artık. Ama bu hisse fikrini aklından çıkar baba. Ben Kartal'ı Korman Zeytincilik'te asla istemiyorum. Biz Mustafa'nın çaldığı parayı ödeyeceğiz diye elin adamı onca yıllık emeğin üstüne gelip oturamaz.
Defne hazır. Ay tutturdu renkli tületemi giyeceğim diye. İnşallah üşümez. Yok okul sıcak oluyor ya. Kalın çoraplarını da giydirdiysen bir şey olmaz. Giydirdim. Aa, ne münasebet canım. Türkan Hanım yemeğini burada yemiyor Burçin Hanım. Bana öyle söylendi. Neyse, çok aç değilim zaten. Bir çay içip kalkarım. Türkan, sen bu evde sığıntı mısın? Bu da yeni çıktı herhalde. Anne, biz gidiyoruz. Ben bir Defne'ye bakayım. Meleğim. Anneciğim. Hadi bakalım, öğretmenlerinizi üzmeyin, tamam mı? Tamam. Bak, ben gelene kadar bir yere gitmeyeceksin, tamam mı? Gidersen küserim, gene kaçarım bu evden. Anneciğim, kaçmak falan yok. Ben artık buradayım, yanındayım. Lütfen bir daha öyle şeyler söyleme, tamam mı? Hadi birbirinize sahip çıkın. Oh. Hadi bakalım. Anne, babamı da öp. Kızım, geç kalıyoruz okula, hadi. Anneler babaları öper ama. Yoksa siz küstünüz mü? Yok Defneciğim, ne küsmesi? Aa. Anne, hadi o zaman. Öp babamı. Hadi bakalım. Evvela dün gece için çok teşekkür ederim. Defne kaybolduktan sonra işte hep birlikte peşine düştünüz ama siz bulmuşsunuz. Sonra da babasına teslim etmişsiniz. Sağ ol. Defne benim kızım oldu Sadık Bey. İnanın öz kızımdan hiçbir farkı yok benim için. Efe de yanımızda biliyorsunuz. Baba baba diye ağlayıp duruyor. O da kapıyı açıp gidip kaybolacak diye endişeleniyoruz doğal olarak. Çocuk çok huzursuz, mutsuz. Anlıyorum sizi Sadık Bey. Yani Mustafa çok büyük bir hata yaptı, evet. Oysa ki biz birlikte çalışacaktık. Güvenmiştim de ona. Vallahi ben başından beri Mustafa ile Derya'nın evlenmesini hiç istemiyordum ama geçmişi konuşmanın kimseye bir faydası yok. Derya ne yaptı peki? Bir iş güç bulabildi mi? Derya'nın herhangi bir işe ihtiyacı yok. Ben hem kızıma hem de torunuma bakabilecek durumdayım. Çok şükür. Ama neyse, ben buraya ne Derya'yı ne de Mustafa'yı konuşmaya geldim. Söyleme dilim varmıyor ama Türkan'ın evladının yanında olması gerekiyor. Defne'nin annesine ihtiyacı var. Malumunuz mahkemede velayeti babasına verdi. Bu kadar yormayın kendinizi Sadık Bey. Türkan'ın orada kaldığını biliyorum zaten. Ama siz kızım benim yanımda demiştiniz. Halbuki başından beri Türkan Somer'de kalıyordu. Defne yardımcı olabilmek için. Türkan'la evliliğimiz sadece kağıt üzerinde kaldı. Yani biz hiçbir zaman bir aile olamadık. Önemli olan burada Defne'nin huzuru ve mutluluğu. Gerisi mühim değil. O zaman ben izninizi isteyeyim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Lütfen rahatsız olmasaydınız. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Teşekkür. İyi günler. İyi günler. Efendim Özer Bey. Yok değil. Biraz sonra evde olacağım. Tamam. Şu benim yeni yaptırdığım yazlık ev için bir iç mimar arayışımız vardı. Aa, evet, ben birkaç alternatif buldum. Fakat bir detaylı araştırıp sizi bilgilendireceğim. Derya'ya ver işi. Derya? Ya Mustafa'nın eşi. Ama...
Bunu ona borçluyum Figen. Dediğimi yap lütfen. Fakat evin benim olduğunu bilmesin. Yani bizim şirketimizden gittiğini anlamayacak şekilde versinler işi Derya'ya. Peki tamam. İyi günler Figen Hanım. Yine mi sen? Ne istiyorsun? Takip etmekten sıkıldın, olay çıkarmaya mı geldin? Olay çok önce çıktı zaten. Ne oldu? Ne olayından bahsediyorsun sen? Gözlerine baktığımda çıkan yangın. Ne diyorsun sen be? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kendine gel. Yok, ciddiyim. Bana bak. Güvenliği çağırıp seni buradan attırmadan çık git çabuk. Gidemem. Kormanlar Mustafa'nın açtığı zararı karşılamak istiyor. Bir ödeme planıyla geldim. Kartal Bey'e sunacağım. İyi tamam. Kartal Bey yerinde. Geçebilirsin. Haber vereceğim ben. Alo? Kartal Bey. Selçuk Bey geldi. Tamam Figen, sorun yok. Kartal Bey. Sizi dinliyorum. Size Kormanlar Zeytincilik adına bir teklifle geldim. Ben sizden ödeme planı istemedim. Taksitle çalışmıyorum. Zararı karşılamak için bir adım atıyor kormanlar. Siz de eğer... Zararın tümünü tek kalemde karşılayacaklar. Taksitle olmaz. Bu mümkün değil. O zaman bana zararımın karşılığında hisse verecekler. Derya, nasıl olmuşum? Derya, bir bak. Nasıl olmuşum? Heyecanlı. Ama boş bir heyecan. Ne Derya, niye öyle diyorsun şimdi? Sen onu düşünüyorsun değil mi? Kime? Mustafa'yı. Ben tanımıyorum öyle birini. Canım, çok üzgünsün biliyorum. Sen de çok kaptırma kendine. Kendim bir şeye kaptırdığım falan yok. Böyle uzay için hazırlıklar falan. Ya sadece benim bir arkadaşım. Hem sen dememiş miydin? Git gez, toz, eğlen, kafanı dağıt diye. Dönüş. Bak gez, toz. Ben hala lafımın arkasındayım. Ama çok kaptırma kendini. Çünkü sen Serdar'ı hala seviyorsun. Onu unutmak için böyle bir mutluluk oyunu oynuyorsun. Ama kendini kandırma Dönüş. Sonra uzaya da umut verirsin. İkiniz beraber üzülürsünüz. Çok sağ ol Derya ya. Çocuk bir sürpriz yaptı, çağırdı. Tüm keyfimi kaçırdım. Tecrübe konuşuyor. Ne yaparsan yap, aşk acısı baki kalıyor kızım. Ben onu diyorum sana. Bu kim ya? Telefon numarası çıkmadı. Mustafa mı acaba? Sen hala ne yüzle arıyorsun beni Mustafa? İyi günler Derya Hanım. Ay çok pardon. Buyurun. Merhabalar. Ben sizi İzmir'de çalıştığınız firmanın önerisiyle arıyorum. Bizim yeni inşa edilen villamızın iç mimarı olarak sizinle çalışmak isteriz. Aa öyle mi? Çok teşekkür ederim. Elbette şartlar uyarsa neden olmasın. Şahane. O zaman yetkili arkadaşımızla görüşmeniz için sizden bir randevu talep edeceğim. Ne zaman? Nerede? Ben orada olurum. Tamam yazdım. İyi günler. Çok teşekkürler. İyi günler. Dönüş! İş teklif ettiler bana. Dışarıdan bir iş alacağım, bir villa. Ay! Yanılmışsın.
Ay ben çok sevindim. Ya dua et ne olur olsun. Aradıklarına göre olur inşallah. Derya tamam dur saçımı bozacaksın ya. Sen burada sevine dur. Ben uzaya gecikmeyeyim. Heh, uzaya selam söyle. Pekmez, yoğurt falan göndersin bize. Derya! Burayı bulman zor olmadı mı? Gözüm kapalı bile bulabilirim. Dönüş bayağı ayrıntılı anlatmış her şeyi. İlkokul, ortaokul, lise arkadaşlığından aşka yolculuğun en görkemli noktası. Aşıklar Tepesi. Beni merak ettin ve hasta olarak karşıma çıktın. Sonra da dönüşün hayatına girdin. Ya merakıma yenik düştüm, evet. Ama öyle olmadı. Sıralama tam olarak öyle değil. Dönüş bir anda karşıma çıktı. Hüzünlü bir şiir gibiydi. Afalladım. Sonra o kitap ve... Neyse ne. Sakın dönüşe karşı bir beklenti içine girme. O asla senin sevgilin olmayacak. Hala beni çok sevdiği için. Bana karşı öfkeli olduğu için. Yüreğinin sesinden kaçmak istediği için senin yanında. Sen kendini duyuyor musun? Yani buna üzülmeli miyim? Yoksa hayatını mahveden bir adamın arkasından boşu boşuna kahrolup ağladığını, hayatın sevilecek bir sürü yanı olduğunu, hayatın aslında çok güzel bir yer olduğunu gösterebildiğim için mutlu mu olmalıyım? Bilemedim. Dönüş benim canımı acıtmaya çalışırken sen kendi kendine olmayacak hayaller kuruyorsun. Ha ben zaten sizin sevgili falan olduğunuza da inanmıyorum. Kendini bayağı önemsiyorsun ha. Ayıltayım seni. Ayrıca bunun da dönüşün kararı olduğunu unutup sanki bizim kararımızmış gibi davranıyorsun bir şekilde. Sen yıllarca kızın kafasını aşkla, hayallerle, umutlarla doldur. Sonra karşısına evli bir adam olarak çık. Ne bekliyordun? Bir de buraya gelmiş, benim karşıma geçmiş, dönüş aslında beni seviyor falan diyorsun. Sen hayırdır ya? Bu ne özgüven? Koçum. Hı? Dönüş seni silip atmış. Bence sen bunu kafana iyi soksan iyi olur. Bence çek git Ayvalık'tan ya. Sen kim oluyorsun ya? Buradayım ben burada, hiçbir yere gitmiyorum. Gözüm senin üstünde olacak zaten. Bak dönüşüm böyle saçının teline zarar verirsen... Ha! Karşımda seni bulurum. Değil mi? Oldu kanka. Anlaştık. Sana saldırmamı istiyorsun değil mi? Saldıracak mısın? Doktor bey. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Ama benden istediğini alamayacaksın. O gözündeki gölgeden, bakışından, nasıl bir karanlığın içinden çıktığını görebiliyor musun? Çıkmışsın ama hala içinde taşıyorsun o karanlığı. Ama ben onu da çözeceğim. Kim olduğunu öğreneceğim senin. Ayağına denk al. Uzay. Demirli. Tövbe estağfurullah. Türkan. Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Nasıl yani? Senin için miydi bu oda? Hapishaneme hoş geldin. Rucan Hanım değil mi? Kartal Bey'le evlendiniz diye yaptı bunu.
Somer Bey nasıl izin veriyor böyle bir şeye? Haberi var mı? Rüçhan Hanım değil zaten. Somer istedi burada kalmamı. Nasıl yani? Neden? Böyle olması gerekiyor. Ödemem gereken bir bedel var. Neyin bedeli ya? Somer'i de beni de gün geçtikçe tüketen, öldüren sevginin bedeli. Böyle sevgi mi olur ya? Zaten çocuğunu aldı elinden. Daha neyin cezasını çektiriyor? Gerçekten anlamıyorum. Aile sakın İrfan'a bir şey söyleme olur mu? Ben babamın kulağına gitsin istemiyorum. Ama böyle ne zamana kadar yaşayacaksın ki Türkan? Beni bağışlayana kadar. Defne için şu anda mutlu aile oyunu oynuyoruz. Defne uykuya daldığında, okula gittiğinde, yanımızda olmadığı zamanlarda ben buraya cehenneme döneceğim. Somer de kendi hayatına. Ya bağışlamazsa? Burada ölürüm. İnan hiçbir şey anlamadım bu işten. İkiniz de delisiniz. Toplu istiyor parasını. Bir kalemde nasıl vereceğiz o parayı? Ne yaparsak yapalım çıkaramayız o miktarı. Krediden haber var mı? Olumsuz maalesef. Ciromuz da düştü. Biliyorsun çok müşteri kaybettik. Malum sebeplerden. Kartal'ın derdi Türkan. Benim yanımda kalıyor ya. Onun acısını çıkarıyor aklınca. Abi kusura bakma da ben sizi de anlamıyorum. Yanımda diyorsun düşman gibisiniz. Kimin kimi esir ettiği belli değil. Yani nereye varacak bu işin sonu merak ediyorum. Ben de bilmiyorum Selçuk. Ne onunla yapabiliyorum ne de onsuz. İkisi de zor. İkisi de dipsiz bir kuyu. Anneme yaptıklarını düşünüyorum, çok kızıyorum ona. Ama ne öfkeme söz geçirebiliyorum ne sevgime. İçimde bitmek bilmeyen bir savaş. Çok yoruldum ya. Ben artık gerçekten delirmek üzereyim. Eğer aramızda Defne olmasaydı her şey daha kolay olurdu. Defne sizin bahaneniz olmuş Somer. Kabul et bunu artık. Annesi babası ayrılan tek çocuk Defne değil ki. Bir şekilde hayatlarını kuruyorlar. Siz bunu yapmadınız. Birbirinizi sevmekten, severek can yakmaktan vazgeçmediniz. Bana hastasın dedi biliyor musun? Onsuz nefes alamadığım için yapıyormuşum bunları. O da sensiz nefes alamıyor. Yoksa neden kabul etsin bodrum katta bir odada yaşamayı? Ayrıca sen Türkan'ı o karakolun önünden neden çekip aldın? Tek bir hedefiniz var ikinizin de. Her şeye, herkese rağmen bir arada olmak. Sen Türkan'ı sözüm ona cezalandırırken aslında kendi fermanını da vermiş oldun. İkiniz de sürgünsünüz aşka. İkiniz de müebbet. Hoş geldiniz. Derya'cığım. Ah Derya. Biz ne umduk ne bulduk. İnan ki çok üzülüyorum. Bunu da yaşamak varmış meğer. Derya'cığım. Baban yukarıda mı? Ha yukarıda. Ben montlarınızı alayım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Rüçhan Hanımcığım. Merhaba. Merhaba ne zaten? Merhaba. Buyurun şöyle buyurun. Efe yok mu? Kreşte mi? Evet. Evde olunca babasına sarıyor çocuk. Biz bu ara göndermezsin diye düşünmüştük ama. Ay Rüçhan Hanımcığım göndermeyip ne yapacak? Sabahtan akşama kadar zır zır zırlıyor vallahi çocuk. Minik. Tatlı canavarcık. Cevriye hadi sen kahveleri yapıver. Hoş geldiniz. Merhaba Sadık Bey. Sadık Bey, yani bu olanlar için hepimiz çok üzgünüz. Mustafa'nın babası olarak inanın utanç içindeyim. Yazık etti ailesine. Karısına, evladına. Nankörlük bu yaptığı. Biz zamanında bu iş olmaz derken bir şeyleri sezdiğimiz için demiştik. Nezahat, tamam zamanı değil şimdi.
geçmişte oldu bir şeyler. Ben artık böyle şeyleri önümüze getirerek kızımı daha fazla üzmek istemiyorum. Derya bizim için çok kıymetli. O benim hala gelinim Sadık Bey, torunumun annesi. Her ne olursa olsun biz onun arkasındayız. Bunu bilmenizi istedik ve bu ziyareti de onun için yaptık. Sağ ol. Deryalar bize taşındığında inanın çok sevinmiştik. Derya işinde, gücünde uğraşan bir kız. Bir kez bile kalbimizi incitmedi. Sevgisiyle, saygısıyla evimizin bir kızı oldu. Ama işte gönül isterdi ki torunumla beraber bizim yanımızda kalsın. O ne demek öyle? Ben varım. Ailesi var onun. Elbette, tabii. Ben sadece içimizden geçeni söyledim. Yoksa Özer'in de dediği gibi neye ihtiyacı olursa biz arkasındayız. Eksik olmayın. Derya, sen her zaman benim kızımsın. Bunu unutma. Artık Efe'yi de alıp sık sık bize gelirsin, değil mi? Tabii, gelirim. Hem Türkan da bizimle artık, biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. Defne için mecburen kalıyor. Öfkeye kapılıp annesiyle çocuğu ayırmasaydınız iyiydi. Bizim niyetimiz sizi incitmek değildi. Olması gereken buydu. Ayrıca Türkan, Kartal'la evliliğinin bir hata olduğunu nihayet anladı sayemizde. Somer'e geri döndü. Birbirlerini de çok seviyorlar. Şu Kartal'la kağıt üstündeki evlilikleri de son bulunca huzura kavuşacağız. Sular durulacak inşallah. Ben çok sevindim yeniden bir araya geldikleri için. Dönüş nasıl? Yok galiba evde. Yok, dışarıda. Ha tamam canım, ben de şimdi çıktım evden. Postaneye falan uğrayacağım. Tamam canım, en yakın zamanda görüşelim inşallah. Bay bay. Gel bakalım. Uzay, tut beni. Tamam, gel. Nereye yavaş, geldik? Yavaş, yavaş, dur. Neredeyiz? Göreceksin, biraz sabırlı ol. Tamam. Bir adımı var. Oldu mu? Evet. Tamam. Bir saniye bekle şimdi. Tamam. Açsam artık gözümü. Ya dur, bekle, bekle, gel. Adımına dikkat et. Hop. Okey. Ne tarafa? Dur. Gel. Dikkat. Doğru mu? Evet, doğru. Sağ. Hı hı. Gelmek üzereyiz. Hı hı. Gelmek üzereyiz. Hadi. Tamam, az kaldı. Geliyor. Tada. Neredeyiz biz böyle? Mutfak. Uzay, evine mi getirdin beni? Kızma ya. Benim ne işim var senin evinde? Bu muydu sürprizin? Ya sakin ol, sana pizza sözüm vardı ya. Pizza yapacağız. Hadi gülümse ne olur. Hamurları zaten hazırlamıştım. Hamur da tam kıvamında. Muhteşem bir pizza yemeye hazır mısın? Bence hazır ol. Malzemelerin de çoğunu ayarladım aslında. Sadece bir küçük yardımına ihtiyacım var. Peki, ne yapacağım? Yani doğrarsın diye düşündüm. Ellerinden öper. Sen biberleri, mantarları doğra. Ben hamuru açayım. Peki. Tamam.
Malzemeleri yıkadım bu arada. Rahatlıkla doğrayabilirsin. Telefon yok bugün. Tamam, biz bize pizza partimizin tadını çıkaracağız. Hatta ben de açmayacağım. Bunları da çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırıyorum. Ya ama Uzay. Ne? Şurada güzel keyifli bir gün geçiriyoruz. Kıyamet mi kopar açmasan? Peki. Dönüş. Görüşmemiz lazım. Bizim yerimizde. Saat 6'da bekleyeceğim seni. Lütfen gel. Benim telefonum mu? Mesaj geldi sanırım. Bu benim telefonumdu. Bana geldi ama bakmıyorum zaten. Hadi gel. Pizzalarımızı yapalım. Derya, Mustafa seni hiç aradı mı? Aradı. Aradı mı? Ne dedi, neredeymiş? İstasyona çağırdı. Oğlumu da alıp gidecekmişim, kaçacakmışız beraber. Tersledim tabii ki. Polise geleceğim deyince de bir daha aramadı. Telefonları da kapalı. Yok, aklımı kaçıracağım. Neyine güveniyor bu çocuk? Polis hala onu arıyor. Özer, bu kartal senin oğluna iftira atmış olmasın? Yani Somer'le düşman oldu ya, kardeşini hedef göstererek bize zarar vermek istemiş olabilir. Hayır yani bir şey mantıksız geliyor. Ya Mustafa o şirkete nasıl girdi? Kasayı nasıl soydu? Bütün bunlar muamma. İftira falan yok Rüçhan Hanım. Biz o paraları gördük burada. Zaten şirkete girmek zor olmamıştır. Çünkü orada çalışıyormuş. Ne? Mustafa bir süredir işe gelip gidiyordu. Meğer Kartal'ın yanında çalışıyormuş. Somer. Burada çalışmaya devam mı ediyorsun? Az önce çıkışımı aldım. Somer, ben gidiyorum. İsabet olmuş. Yani kusura bakma Mine ama biraz korkuyor senden. Üzmemek lazım artık onu daha fazla. Ve keşke bir bağ kurabilseydiniz aranızda ama ne benim bunu yaratma fırsatım oldu, ne de sen akıllıca davrandın. Ne de sen haklısın. Ama ben bundan sonra daha sabırlı olacağım Somer. Önce gideceğim. Kendi işlerimi yoluna sokacağım, kendi düzenimi kuracağım. Belki sen de o sıradaki Rız'ı psikoloğa götürürsün, olur mu? Ne yapacaksın? Nerede çalışacaksın? İzmir'e gidiyorum. Orada bir sanat galerisinde işe başvurdum. Resimlerimden örnekler de göndermiştim. Kabul edilmişim. Tebrik ederim. Baba çıktık biz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım alın eşyalarınızı gidelim. Somer. Hafta sonları falan. Yani ne bileyim, ayda bir bile olur. Sen nasıl uygun görürsen. Kiraz nasıl isterse. Ben onu görebilir miyim? Senden tek isteğim bu. Haberleşiriz. Gel bakalım kızım. Hadi bakalım. Anne!
Ben annemden korkmak istemiyorum. Korkma anneciğim. Ne olur korkma artık benden Kiraz. Ben seni çok seviyorum kızım. Çok seviyorum, çok. Keşke diğer anneler gibi olsan. Öyleyim. Öyleyim bir tanem. Öyleyim ben. İyileştin değil mi? İyileştim. Çok iyiyim ben. Sen şimdi babanla git. Ama sonra görüşeceğiz, tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Sadık ay, baba. Dede. Hey dedesinin güzeli. Oh. Oh. Uy, Kiraz nasılsın güzelim? İyiyim. Ya Efe'yi almaya geldim. Gelmişken bir de Defne'mi göreyim dedim. Tabii. Oy 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 Defne'cim benim güzelim, balım nasılsın, iyi misin? İyiyim dedeciğim. Seni çok özledim. Ne zaman alacaksın beni? Bir annenle konuşayım, bakarız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım siz gelin, geçin arabaya. Gelin bakalım. Ah Somer, evladım. Bunun yeri burası değil ama... Madem kızımla tekrar bir yola çıktınız... Bu defa önceki yanlışları yapmayın lütfen. Senden bir tek bunu rica ediyorum. Birbirinizi incitmeden sevmeyi öğrenin artık. Kırıp dökmeden, birbirinize haksızlık etmeden yürüyün bu yola evladım. Haklısın Sadık baba, biz beceremedik bir şeyleri ama bundan sonra... Sizin bir evladınız var, bunu sakın aklınızdan çıkar. Keşke boşanma davası sonuçlandıktan sonra bir çatı altında buluşsaydınız ama... Buna mecbur kaldınız Defne için biliyorum. Kızım evvela Allah'a, sonra da sana emanet. Hadi bakalım. Alo, Kartal? Türkan, duruşma tarihimiz belli oldu. Aa, öyle mi? Ne zaman? Önümüzdeki ayın 5'inde. Hızlı olacağını düşünüyorum. Yani karşılıklı olduğu için. Anladım. Duruşma sabah mı olacak peki? Tamam. Sen iyi misin? Hı hı. Çok iyiyim. Somer'le konuştuk. Rüçhan'ın da Somer de beni affetti. Kızımızla birlikte güzel günler bizi bekliyor. Hayırlısı olsun Türkan, ne diyeyim? Senin için de. Ama bir haber verseydim geldiğinizi. Lüzum yok. Görüşürüz. Rüçhan. Bana bak Kartal, ben bu borcu kabul etmiyorum. Evet, Somer sana iyi niyetli bir ödeme planı göndermiş ama ben onu da ödemeyeceğim. Rüçhan Hanım, bakın bu şekilde hiçbir yere varamayız. Rüçhan, lütfen. Evet Kartal, biz bu meseleyi ikimiz şirket prensiplerine göre konuşalım. Rüçhan Hanım biraz gergin olduğu için... Hayır efendim, bu mesele burada konuşulacak. Bakın ben son sözümü söyledim.
Sizin oğlunuz benim kasamı boşalttı. O yüzden siz bana bu parayı ödemek zorundasınız. Borç bizim değil. Bizden talep edemezsin. Sen arkamızdan dolap çevirmek için işi aldığın elemanın tarafından soyuldun. Bir korman tarafından değil. Rüçhan. Rüçhan yeter. Yeter artık. Hadi biz çıkalım. Hadi. Özer. Senin oğlun hainlik yaptı, bizi sırtımızdan vurdu. Ben onun kendi başına yediği haltın cezasını bize kestirmem. Bakın, sizin ailevi problemleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Mustafa Korman olarak gelip benim yanımda işe başladı oğlunuz. Siz de Kormanlar olarak bu parayı bana ödeyeceksiniz. Ha, ödeyemeyiz diyorsanız eğer, ben Selçuk Bey'e gerekli teklifi yapmıştım. Size de söyleyeyim. Zararım karşılığında bana şirketinizden hisse vereceksiniz. Tabii. Zaten planladığında buydu. Değil mi? Kartal Köksal, ben yılların emeğini ne sana ne de Mustafa'ya yediririm. Son sözünüz bu mu? Evet, son sözüm bu. Peki. O zaman gerisini siz düşünün. Çünkü ben gerekeni yapacağım. Bildiğini oku. Kartal Bey. Mustafa'nın iflas eden şirketini araştırmanı istemiştim senden. Hemen müşaviri arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Müjgan Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Sadık Bey birazdan gelecek. Odasında bekleyin isterseniz. Yok, ben Sadık Bey için gelmedim. Biraz işlerim var da. Ben yardımcı olayım. Verin evrakları bana. Yok, ben hallederim. Tamam. Müdürüm, günaydın. Günaydın. Müjgan Hanım geldi. Kim? Müjgan Hanım. Oğlum, sen odaya geç, ben birazdan geleyim. Müşken Hanım, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Olur mu öyle şey canım? İyi çalışmalar. Müşken Hanım, buyurun odama geçelim, birer çay içelim. Yok, başka işlerim de var. İyi günler. Müjgan Hanım, ben sizi bilmeden kıracak bir şey mi yaptım? Yok, bilakis. Sanırım ben dostluğumuz adına lüzumundan fazla ısrarcı oldum. Yanlış bir anlaşılmaya mahal vermek istemem. O gün evde bazı sorunlar vardı. O yüzden istemeyerek de olsa teklifinizi reddetmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ben de o yüzden kafanız biraz dağılsın istemiştim ama neyse, mühim değil. Müşken Hanım, o bahsettiğiniz restoran neredeydi? İşte pizzamız hazır. Çok güzel gözüküyor. Pek de marifetliymişsin gerçekten. Yurt dışında öğrendim. Pizzacıda çalışıyordum. Buyurun bakalım Dönüş Hanım. Size kocaman bir dilim pizza. Afiyet olsun. Yandım. Çok sıcak. Ne oldu? Dur. Özür dilerim. Çok güzel olmuş pizza. Eline sağlık. Dönüş, ben... Ben istemiyorum olacak. Dönüş.
Ya dur lütfen ben... Ben seni kırmak istemedim. Benim gitmem gerek Uzay. Lütfen. Kardeşleriyle konuştu ama bir şey demedi durumuyla ilgili. İyiyim, merak etmeyin dedi. Kartal Bey'le konuştu bir de. Ona bir şey dedi mi? Babam nerede? İçeride oğlum. Yok, bahsetmedi odada kaldığından. İyiyim falan dedi. Duruşma sabah mı diye sordu bir de. Sen şimdi git cep telefonunu al. Tam Somer Bey'in emri de. Peki. Baba. Konuşacağız Somer. Hayır, ben anlamadım nereden çıkıyor bunlar. Ne yapacakmış telefonu Somer? Bilemeyeceğim orasını. Lütfen Türkan Hanım, verin telefonu, yoksa Somer Bey... Al, iyi al. Ver bunu Somer Bey'ine, bakalım daha ne kadar saçmalayacak. Mutfağa yemek hazırladım. Yemeyeceğim. Şey, bir de Defne'nin uyku saati geldi de. Biliyorum, çıkacağım yanına. Beni delirtemeyeceksin Somer. Ya baba ne yapabilir ki? Mustafa yakalanacak da, mahkeme kararı çıkacak da... hiçbir şey alamaz. Kartal bunları beklemez Somer. Onun kafasında kesin başka bir şey var. Bu tehditkar tavrı beni çok endişelendiriyor. Çok gözünde büyütüyorsun şu adamı ya. Lafla beylik yapıyor, başka bir şey değil. Ben de babana bir türlü bunu anlatamıyorum oğlum. Onun yanında çalışmaya başlayan Mustafa, parasını çalan Mustafa bizden bir kuruş bile talep edemez. Aklı sıra Mustafa'yı yanına çekip bize karşı kullanacaktı. Planları tersine döndü. Onun için öfkelenip bize yükleniyor. Hepsi bu. Ne demek hepsi bu Rüçhan? İş çevremiz için büyük bir utanç bu. Senin utancın Özer, bizim değil. Çok rahatsız olursan... İş yaptığımız firmaları yemeğe çağırırsın, durumu açıklarsın. Hiçbir ilgin olmadığını söylersin. Zaten soy ismini de sonradan aldı. Gerekirse bunu da açıklarsın. Konu kapanır gider. Kartal da oturduğu yerde kendi kendine ahvah edip durur. Hadi yemekler soğumadan başlayalım hadi. Türkan? O çocukları doyururken yedi. Anne çocuklar geleli kaç saat oldu? Canım ben de çocuklar gelir gelmez yemek yedi demedim ki. Akşama doğru hep beraber yediler. Ha neyse, ne konuşuyorduk ha? Kartal, ya rica ederim gerçekten. Bu Kartal meselesini sorun haline getirmeyin. Mustafa ailemize bir belayla girdi, bir belayla çıktı. Bizim kimseye bir borcumuz yok. Sorun Mustafa değil Rüçhan. Neden anlamak istemiyorsun bunu? Sen niye bu Kartal'dan korkuyorsun, ben de onu anlamıyorum. Onun derdi Mustafa'nın çaldığı para falan değil. Neymiş? Türkan. Ve Somer Bey'in Türkan için yaptıkları. Adam bu yüzden düşman bize. Konuyu saptırma. Evet, Mustafa'yı yanında çalıştırmaya başladı Rüçhan. Ama onu Somer'e karşı kullanacaktı. Mustafa o hırsızlığı yapmasaydı hedef Somer'di. Şimdi daha büyük bir koz var elinde. Siz de kalkmış bu adamı ciddiye alma diyorsunuz bana. Biriniz karısını aldı elinden, diğeriniz parasını. Ya Kartal'la Türkan zaten kağıt üstünde. Ne fark eder Rüçhan? O adamın karısı hala burada bizimle beraber yaşıyor. Çocuğunun başında. Onun nikahı altında. Boşanacaklar baba, bitti, kapandı o mesele ya. Kendine başka günah kirsisi bul.
Sezat Hanım, küçük bir teşekkür hediyesi. Eğer kabul ederseniz çok sevinirim. Hiç gerek yoktu. Olur mu her şey? Siz ne olursa olsun bana küçük bir oda verdiniz. Sokaktan kurtardınız beni. Lütfen kırmayın beni. Teşekkür ederim. Sadık Bey de eğer uygunsa ben onunla da bir vedalaşmak istiyorum ama. Evet, yukarıda. Yarın bahçede mangal mı yapsak? Özledik o günleri. Yarın olmasın kızım. Hafta sonu yapalım. Hem Türkan'ı da çağırırız. Defne'yi alır gelir. Yarın gelsinler. Yok, olmaz. Yarın ben işim var, yemeğe gideceğim. Oo, randevüler falan abi. Hayırdır, anlayalım. Şaka yapıyor ya, şaka, şaka. Ne yemeğiymiş bu baba? Dostlarımla sohbet yemeği işte. Ya ne oluyor size? Siz birilerine gittiğiniz zaman ben kime diye soruyor muyum size? İyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar, sağ ol kızım. Sadık Bey. Ben yarın akşama kadar boşaltmış olurum kulübeyi. Ben size çok teşekkür ederim. Çok iyiliğiniz dokundu bana. Küçük bir hediye aldım sizin için eğer kabul ederseniz. Sana da mı aldım? Teşekkür ederim ama ne gerek vardı? Ben insanlık vazifemi yerine getirdim kızım. İzmir'de bir sanat galerisinde işe başlayacağım. Artık kendimi orada bir düzen kuracağım. Çok güzel kızım. Senin için hangisi hayırlıysa olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyor musun, Fatih bize bir şey almamış. Size kira ödedim ya, Cevriye Hanım. Ne? Ne? Şey, abi ben... Sen kira mı aldın? Ama sonra bir niye aldım? Niye aldın yengem? Sen kimin evinden neyin kirasını alıyorsun ya? Abi ben şaka yaptım. O ciddi sanıp verdi. Vallahi bak zorla verdi abla, zorla verdi. Vallahi kızlar zorla. Sonra tutuşturdu. Bir şey dedi mi? Önce bir vermek istemedi. Nereden çıkıyor bunlar dedi. Somer Bey'e kızdı biraz. İnandı ama değil mi Somer'in istediğine? Evet, inandı. Anne. Oğlum, Kiraz uyudu mu? Hı, uyudu. Kimin telefonu? Benim eski telefonum. Burçin'e geçici süreliğine vermiştim de onu iade etti. Türkan'da Defne'yi unutuyor. Oğlum, böyle ayrı gayrı olmasa, Türkan biraz Kiraz'la da ilgilense. Kiraz benim kızım anne. Türkan'ın ona karşı bir sorumluluğu yok. Ayrıca bakıcı mı bu kız ya? Kendi kızının başında durması için getirdim buraya. Eziyet için değil. Peri kızı usulca gelmiş, uyumak üzere olan minik kediye uyku baloncukları üflemiş. Baba, hadi sen de gel. Kızım hadi uyu artık. Hadi lütfen ama baba, sen de gel. Kaya bakalım. Hayır, hayır. Buraya değil. Hani bir kere anneme ortamızı almıştık ya. Yine öyle yapalım. Sen bu tarafa geç. (Gülüyor)
İyi mi böyle? Evet. Şimdi de böyle benim bir başını böyle koy. Şimdi de böyle benim gibi sımsıkı sarıl. Şimdi ağla. Şimdi de bize masal okuyup uyuyacak anne. Öyle mi uyuyacağız kızım? Evet. Hangi masal istersin baba? Ben gelmeden önce annem bir masal anlatıyordu. Benim için bozmayın, ona devam edelim. Baba, hani bir tane prensle prensesin masalını anlatmıştın. O çok güzeldi, onu anlatsana. Kızım, o şu an olmaz. Hem ben çok yorgunum şu anda. O zaman annem devam etsin. Küçük kedi, peri kızının uyku baloncuklarından sonra uykuya dalmış. Ve bir rüya görmeye başlamış. Tatlı bir rüya gibiydi o an Türkan ablam için. Defne için verilmiş bir sözün resmiydi bu aile tablosu. Kalbi hızla çarparken Somer abiyle hayaline bu kadar yakından öylece o fotoğrafta sonsuza dek kalmayı çok istemişti. Somer, ben sormayacağım, sorgulamayacağım bir şey. Böyle devam ederim. Allah'ım güç ver. Güç ver Allah'ım. Türkan. Türkan. Anne. Oğlum. Türkan'ı Derya'ların kaldığı odaya yerleştirin demiştim. Kendi istemedi oğlum. Nasıl yani, ne demek istemedi? Bilmiyorum oğlum. Kendini herhalde böyle cezalandırmak istiyor. Odayı sevdim dedi.
Mesele nedir? Yok, önemli bir şey değil. Hala kızgın bana değil mi? Herhalde. Türkan onun en hassas noktası, sen de fazla üstüne gittin. Bir daha kapıyı çalmadan girme lütfen. Kendin cezalandırmaya devam mı edeceksin? Evet, yetmedi senin yaptıkların. Biraz da ben kendime ceza çektireyim dedim. Kapanıyorum buraya, ağlıyorum, gülüyorum, kahkaha atıyorum. Kendi dünyamdayım yani. Buna da mı hakkım yok? Kendimi yaşamaya da mı hakkım yok? Ben sana hiçbir şey demiyorum artık. Zaten bu konuda kendini fazla yormuyorsun. Ne diyorsun ya sen? Benden bir şey isteyeceğin zaman karşıma geç, gözlerimin içine bak ve öyle söyle. Tamam mı? Madem kolumdan tutup buraya kadar getirebildin, buna cesaretin oldu, biraz daha fazlasına da olsun. Ben burada hapishanedeyim ya, senin kuralların geçerli ya. Ya senin derdin ne? Evet, ben seni buraya getirdim ve ben ne dersem o olacak. Çünkü buna mecburuz. Böyle olmak zorunda. Bu mu zoruna gitti? Bak Türkan, ben seninle tartışmak istemiyorum. Zaten buraya da kavga etmek için gelmemiştim. Tamam. Tamam. Çık git o zaman. Git. Rüçhan. Hayatım, iyi misin? Öldürecekti. Beni öldürecekti. Geçti, kabus gördüm. Geçti. Alacağım, iç şunu. Aa, çok kötü bir kabustu. Çok kötü bir kabustu. Tamam hayatım, geçti. Nereye Rüçhan? Biraz hava alacağım.
Of, bu eksikti ya. Burçin. Burçin. Kapıyı açar mısınız? Kimse yok mu? Burçin. Burçin, kapıyı açar mısın? Anne. Türkan mı bağırdı? Yok. Duymadın mı sesini? Yok oğlum, duymadım ben. Rüya gördün herhalde. Allah Allah. Kalktın mı peki Türkan? Ah, tabii tabii, kalktı çoktan. Çocukların kahvaltısını hazırlıyor. E hadi sen de bir duş al da kendine gel. Şirkete erken gideceğim diyordun. Geç kalma da babanın ilgilenmediğini düşünmesin. Somer istedi değil mi? Ya oldu olacak, ayağıma bir de pranga vursun. Yeter artık ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben de bundan korkuyordum işte. Öyle kilitle militle. Kapıyı çalsan iyi olurdu. Pardon. Ne oldu? Problem ne sabah sabah? Ya sen benim kapımı... Kahretsin! Rüşen! Baba? Ne oluyor yine ya? Şerefimiz, onurumuz iki paralık oldu. Rüşen neredesin? Allah kahretsin. Baba ne oldu? Al. Al da ne olduğunu gör. Al. Size anlatmaya çalıştığım buydu Somer, ama dinlemediniz ki beni. Ne oluyor Özer? Allah kahretsin. Kartal yazdırdı bu haberi. Kartal yazdırdı. Size durmayacak demiştim değil mi? Türkan. Sen sebep oldun bunlara. Bunlara sen sebep oldun. Bak, bak da gör neler yazmışlar. İkinize de söyledim ben değil mi? İkinize de söyledim. Boşanmadan olmaz dedim ama beni dinlemediniz ki. Bildiğinizi okudunuz. Hadi, hadi temizleyin şimdi şerefimizi. Nasıl temizleyeceksiniz? Baba biraz sakin olur musun? Olamam Somer. Sakin falan olamam. Böyle bir rezalet karşısında bana sakin ol diyemezsin sen. Rüşen Hanım! Anne! Rüşen Hanım! Rüşen! Burçin! Anne! Rüşen! Rüşen, doktoru arayın! Rüşen! Anne! Rüşen! Rüşen! Anne! Tahminlerinizde yanılmadınız Kartal Bey. Mustafa'nın lojistik şirketiyle Korman Zeytincilik arasında bir takım şaibeli işlemler mevcut. Sahte fatura kesmiş Mustafa. Muhtemelen şirket batmak üzereydi. Son çırpınışlarıydı bu. Ama iflastan kurtulamamış. Hadi Mustafa yaptı. Kormanlar nasıl yapar böyle bir şeyi? Sahte fatura düzenlemenin, vergi kaçırmanın ciddi bir suç olduğunu bilmiyorlar mı? Yani muhtemelen haberleri bile yoktu. Mustafa... Lojistik şirketinin başına geçmeden önce Korman Zeytinciliğin finans departmanında çalışmıştı bir süre. Adam elinde ateşle gezmiş. Resmen geçtiği her yerde izi var. Neyse, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz maliyeye bir ihbarda bulunalım bakalım. Ben de gidip Derya Hanım'la görüşecek bir eleman bakayım. Derya,
Nasıl bunları bastıysam bavula, kırışıkları açılmıyor valla. Ay buhar bas biraz daha dönüş. Basıyorum da işte. Dönüş, görüşmeden sonra seni ararım. Buluşup ablama gideceğiz, tamam mı? Olur, olur gidelim de. Sen biraz abartmıyor musun? Dönüş. Vallahi Rüçhan Hanım'ın dünkü tavrı bana hiç inandırıcı gelmedi. Ablamı bir kaşık suda boğması gereken kadın ne olduysa sevgi pıtırcığına dönüştü. Yani affetmiş belli ki ablamı. Benim tanıdığım Rüçhan ablamı affetmez. Dönüş, bir şeyler dönüyor. Yani ablamın telefonu da çekmiyor, ulaşılamıyor da. Kızlar, ben Özel Efe'yi hazırladım. Birazdan çıkıp okula gideceğiz. Sağ ol baba. Derya, kızım senin paran var mı? Yol parası vereyim mi sana kızım? Gerek yok baba, sağ ol. Var bende. Bak kızım, alacağın işe dikkat et. İyice tart, biç. Eğer sana uyarsa kabul et, uymazsa kabul etme. Canını sıkma. Tamam babacığım. Çalışmak zorunda değilsin. Hadi ben geç kalmayayım. Kolay gelsin kızım. Dönüş, dua et olsun bu iş. Derya, olacak. Ben eminim olacak. Şans meleğim benim. Avans alır almaz alışverişe çıkacağız. Dur, hadi. Al sen bunları. Hazırlan, geç kalma. Teşekkür ederim. Hadi. Geç bakalım. Özel Efe, geç, 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 geç. Aferin. Yine terminale mi? Yok. Önce kreşe gidip Kiraz'ı göreceğim. İstersen ben bırakayım seni. Olur, tamam, sağ olun. Sen. Ben. Sökül bakalım aldığın paraları yengem. Ama ben o parayla küçük altın aldım. Tutumlu yengem benim. Altını ver o zaman. Bu yaptığın ayıp değil mi Derya senin? Senin yaptığın ayıp değil mi? Babama sormadan bir neden para alıyorsun? Nesi var bunun? Görürsün. Hey! Oh, çok esti. Dönüş değil mi o? Nereye gidiyor öyle? Bilmem. Evet, seni dinliyorum. Telefonlarımı açmıyorsun. Tamam, açtım. Buradayım. Dönüş. Ben dün seni kırmak istemedim. Çok iyi bir şey yakaladık bence. Birbirimize iyi de geldiğimizi gördüm. Görüyorum. Anlamıyorum o yüzden. Ya ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Yanlışı ben yapıyorum galiba Uzay. Nasıl? Neden? Yani karşılıklı değil miydi hislerimiz? Bak, ben seni iyi bir arkadaşım olarak görüyorum. Birlikte güzel vakit geçirdiğim, iyi anlaştığım. Ama bu kadar. Sana karşı duygusal hiçbir şey hissetmiyorum. O yüzden lütfen daha fazlasını bekleme benden. Biraz erken davrandım. Özür dilerim. Senin biraz zamana ihtiyacın vardı.
Zamanla olacak bir şey değil bu. Zamanın ne göstereceğini bilemez. Bu umut vermek olur Uzay. Ben sana bunu yapmak istemiyorum. Arkadaş kalalım. Eğer sen bunu yapamayacaksan... Tamam. Arkadaş kalalım. Al. Ağlacığım. Yavrucuğum niye tenezzül ediyorsun böyle şeyler Allah aşkına? Ay onda daha çok vardır bunlarda. İyi tamam Mine'ye ver o zaman. Ay niye veriyormuşum Mine'ye? Yedi içti burada bedavadan. Sen aldığında evin ihtiyaçlarını da kullanırsın. İyi madem. Dönüşe bakayım ben. Dönüş. İyi misin sen? Derya, sen haklıydın. Ben Serdar'ı çok özlüyorum. Uzay'a haksızlık ediyorum. Biraz daha iyi misin Hüsran teyze? İşte. Şunu acil aldırın abi. Tansiyonunu düzenler. Sonra da bir kontrol için giderse iyi olur. Tamam alırım şoförü. Sağ ol. Hüsran teyze, verdiğim ilacı kullan. O toparlar seni. Bu arada öyle üzülmek, sinirlenmek falan da yok. Bol bol dinlen. Sağ ol oğlum, sağ ol. Bugününe böyle bayılma falan olursa bir kliniğe getirin gözlemleyelim olur mu? Tamam. Tamam getiririz, sağ ol. Hadi çok geçmiş olsun. Hadi bakalım anneciğim, ben de çıkıyorum. Sen şimdi fazla bir şey düşünme, dinlen tamam mı? Serdar. Efendim Özer amca? Oğlum dün gece bir kabusla uyandı. Çok korkmuştu, çok kötüydü. Bir ara bilinci yerine gelmeyecek zannettim. Uyandığında da hiç kendinde değildi. Biz taburcu olurken hastanedeki doktor böyle travmatik bir durum olduğu için uyku problemi yaşayabilir diye bir ilaç vermişti. Onu da kullansak mı? Yani tabii. Varsa öyle bir sorun yatmadan önce yarım tablet verebilirsiniz. Tamam oğlum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Vallahi yorduk seni de buralara kadar. Ya olur mu öyle şey abi? Ne yorgunluğu? Geleceğim tabii. Ya stres tetiklemiş belli ki. Ben önemli bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama sen bir şey olursa yine de bana mutlaka haber ver. Tamam tamam haber veririm ararım. Ya bu arada sen ne yaptın dönüşte? Çözebildiniz mi sorunlarınızı? Yani çok biz diye bir şey kalmadı be abi. Bitti. Ne kadar çabalarsam çabalayayım. Sonu hüsran. Yapmayın ya. Ya belki tekrar konuşursunuz, yeniden bir araya gelirsiniz ha? Yani biz o limiti de tükettik. Neyse boş ver abi. Bazen düşünüyorum da... Eskiden her şey daha güzeldi be. Daha basit dertlerimiz vardı. Daha kolaydı küsüp barışmak. Şimdi öyle değil. Neyse, ben kliniğe geç kalmayayım. Oturalım bir ara. İyi olur. Eski iade ederiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım kızlar. Biz de okula gidelim. Hoşça kal anneciğim. İyi dersler canım kızım. İyi dersler. Sen sabah bana ne diyecektin? Önemli değildi.
Ah Gülcan'cığım, ah neler yazmışlar böyle. Uzay oğlum. Ne bu halin böyle? Ne oldu sana? Bir şey yok. Ne var ki halimde? Ne oldu? Kız arkadaşınla mı tartıştın? Bak bakayım sen bana. Ne oldu anlat. Hani ben sevilmeye değmez bir adam mıyım? Hiç olur mu Uzay? Kim söyledi sana böyle bir şeyi? O zaman neden hep elimde kalıyor kalbim? Ah canım. Canım Uzay'ım. Ulu orta kalbini herkese açtığın için. Sevgiyi hak etmeyi fedakarlık sandığın için. Oysa sevmek, sevilmek hiçbir çabaya muhtaç değildir. Kendiliğinden bulur gelir kalbini. Biliyor musun? Sen çocukken de böyleydin. Hep bir çaba içindeydin. Anne yaramazlık yapmazsan beni sever misin diye sorardın. Bir türlü seni her halinle sevdiğimi anlatamazdım sana. Şimdi de iyi adam olmayı deniyorum. Sen zaten iyi bir insansın Uzay. Hani yaptıkların, hataların seni kötü bir insan yapmaz ki. Sen kendin için iyileştin. Birileri seni takdir etsin diye değil. Kim bu kız? Neden incitti seni bu kadar? Çalı kuşu. Çalı kuşu mu? İsmi ne peki? Ne önemi var ki? Benim hissettiklerimi hissetmiyormuş. Yine yanılmışım. Bak. Duyguyla yaşadıkların seni çok yıprattı. Hani aynı şeyleri bu kızla da yaşamanı istemiyorum. Daha yeni tanıdın zaten. Hani kalbinde büyütme onu bu kadar. Yarın da doktorundan randevu alacağım. Tamam mı? Hastanız içeride beklemek istedi. Öyle mi? Tamam, siz çıkabilirsiniz. Ya kusura bakmayın, bekledim. Dönüş. Gidiyor musun anne? Gidiyorum anneciğim. Ama fazla uzağa değil. Sen ne zaman istersen ben gelirim. Sen yeter ki ara beni. Anneciğim seni çok özledim. Ne olur gel de. Koşarak gelirim ben. Defne'nin annesi gibi mi? Defne'nin annesi gibi. Kirazcığım. Bak sana ne aldım. Çok teşekkür ederim anne. Baba bak. Ver bakalım. Beğendin değil mi? Evet. Kiraz. Efendim? Seni çok sevdiğimi asla unutma olur mu anneciğim? Peki anne. Çok
sana söz veriyorum. En yakın zamanda da görüşeceğiz. Tamam anneciğim. Hadi bakalım şimdi sınıfına. Gel bakalım. Hadi. Somer, ben gitmeden Türkan'ı da görmek istiyorum. Sonuçta kiraz senden sonra ona emanet. Olur tabii. Ben eve gideceğim. İstersen gel benimle, bırakayım seni de. Olur, sağ ol. Ver onu bana. Rüçhan Hanım. Daha iyi misiniz? Özel nerede? Çıktı sanırım. Bir tansiyonunuza bakalım. Yok yok yok, gerek yok, gerek yok. Burçin! Burçin! Ben odama gideceğim kızım, beni odama götür. Geleceğini bilseydim sana sofra kurardım, buyur. Hiç gerek yok. Mustafa'nın nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Oğlumun hayatını mahvettiniz, nerede olduğunu bana mı soruyorsun? Sevilay. Durum çok ciddi. Kendini de bizi de rezil etti. Eğer konuşuyorsan, nerede olduğunu biliyorsan söyle, ortaya çıksın, paraları iade etsin. Ben Kartal'la konuşur bir orta yol bulurum. Yeter ki şu üstümüze sürülen kara lekeden kurtulalım, ne olur. Sadece senin şahsiyetin, şerefin önemli. Mustafa'ya ne olduğu umurunda değil ki. Sevilay, Mustafa'nın nerede olduğunu bana söyleyeceksin. Bilmiyorum. Bravo. Anlaşılan sen de payını almışsın. Bana yalan söyleme Sevilay. Mustafa'nın nerede olduğunu söyleyeceksin. Beni buraya polis çağırmak zorunda bırakma, yoksa onlara anlatmak zorunda kalırsın. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Ama buraya bir gece vakti geldi. Bana biraz para bıraktı. Arayacağını söyledi, gitti. Ama hiç aramadı. Bak yemin ediyorum aramadı. Bak, eğer konuşursan mutlaka ortaya çıksın, benimle irtibata geçsin, tamam mı? Durum çok vahim Sevilay. Eğer bugün yapılan haber Maliye'nin dikkatini çekerse... Sevilay, Mustafa'nın bizim şirkette çalıştığı zaman da bir takım usulsüz işlemler yapılmış. Eğer ortaya çıkarsa her şeyimizi kaybederiz, her şeyimizi. O yüzden kendini daha fazla suçlu duruma düşürmeden mutlaka bana ulaşsın. Sonunda hak ettiğin hayata geri döndün. Mutlusundur. Çok sevindim senin adına. Hak ettiğim hayat. Somer'i aileni yeniden kazandın Türkan. Savaştım. Sonunda da mükafatını aldın. Mine, benim biraz işlerim var. Bunları sonra konuşalım, olur mu? Türkan, ben gidiyorum. İzmir'de bir sanat galerisinde işe başlayacağım. Biliyor musun, kirazlarımızdaki karlar da erimeye başladı gibi biraz. Onunla da vedalaştım. Artık Somer zaman zaman görüştürecek bizi. Onu çok sevip kollayacağından ben eminim. Senden tek isteğim
Kiraz'a bir annesi olduğumu unutturma, olur mu? Ne zaman isterse beni ara. Hastalandığında, ne bileyim umutsuzluğa kapıldığında bana haber ver ki ben koşup geleyim. Sarayım yavrumu. Tamam, ararım, merak etme. Kızım sana emanet Türkan. Hakkını helal et diyeceğim ama güle güle Emine. Acılar, ayrılıklar, hayal kırıklıkları insanı dönüştürür, değiştirir. En acımasız, en zalim haliyle de çirkinleştirir bazen. Yüreği kaplayan o karanlığı içinde yaşamaya mahkum eder. Kimi iyilikle çıkar o derinlikten, kimi delilikle. Hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Dev kayalar bile fırtına yediğinde toza kuma dönüşürken bir insan nasıl aynı kalabilir? Ama hep umut vardır. En karanlık gecede bir yıldız gibi parlayarak yağmurların, fırtınanın sonunda güneş gibi doğarak gösterir kendini. O felaketlerin korkunun içinden geçecek kadar cesaretimiz varsa, hala nefes alabiliyorsak son bir gayretle, o ışık, aydınlık mutlaka karşılar bizi. Taze bir bahar gibi bekler sırasını. Göz göze geldiğinde sisler dağılıyorsa, sevgi yeniden kalplerde yeşeriyorsa, umut hep vardır. Dönüş başardım, aldım işi. Çok sevindim Derya. Hadi gözün aydın, hayırlı olsun. Nerede buluşuyoruz? Ben şimdi hastaneden çıkıyorum. Bizim kafede buluşalım. Sonra ablama gideriz, olur mu? Tamam, anlaştık. Soner, üzgünüm ama işleri bu noktaya siz vardırdınız. Haberi sen yaptırdın değil mi? Kendini rezil etme pahasına Türkan'ı afişe ettin. Ne oldu her şeyi bilen adama? Kişisel nefretine inek mi düştün? Mağdur olan benim Somer. Niçin rezil olayım ki? Ayrıca kişiselleştirecek bir şey de yok ortada. Sözde Türkan'ın koruyucu meleği gibi. Polise gönderme onu dedim. Ardından benim kızımı kurtardın. Kendince kahramanlık yaptın. Fakat sonra ne oldu? İşler değişince Türkan'ı afiş ettin. Senin en başından beri meselen Türkan ve benle. Somer, senin kardeşin benim kasamı boşalttı. Ayrıca piyasadan topladığım senetler de vardı onda. Ben yine de her şeye rağmen sakin sakin işime odaklanmaya çalışırken senin kardeşin o fitili ateşledi. Hem senin söylediğin gibi bir şey olsaydı ben Türkan'la anlaşmalı boşanmaya yanaşır mıydım? Bak, önümüzdeki ay mahkememiz var.
Sen benim kızımın annesinin adını Mustafa'nın pisliğine nasıl karıştırırsın? Benim ailemin şerefini, haysiyetini, işini, itibarını nasıl yerle bir edersin? Ben çok makul bir teklifle gitmiştim senin o saygıdeğer annene ve babana. Ama nedense beni hiç ciddiye almadılar Somer. Sanki üç kuruşumu kaybetmiş de ağlıyormuş. Ben sana çok makul bir ödeme planı göndermiştim. Tamam, ben de paramın tamamını istemiştim. Ya da zararımı karşılayacak bir hisse payı. Hisse falan vermeyeceğim sana. Karar verecek durumda değilsiniz Somer. Neyi nasıl alacağımı sabredip göreceksiniz. Hiçbir şey alamazsın. Görürüz. Maliye bu haberi yaparsa ev şirkette inceleme başlatırsa başımız ağrır. Sizinkiler çok titiz bu konuda. Usulsüz tek bir hesap hareketimizin bile olmadığını düşünüyor. Ya bu herif kendinden bu kadar emin, nasıl konuşuyor? Buyurun, sizin için ne yapabilirim? Yürü Selçuk, yürü. Başka kız mı kalmadı memlekette? Kalmadı, yok. Ne yapayım Derya? Dayanamadım. Çok seviyorum Serdar'ı. Uzun uzun konuştuk biz. Aileliğine tamamen bitmiş. Oğlun uzay oldu desene. Ben ona hiç ümit vermedim ki. Başından beri hep arkadaşız dedim ona. Süslenip püslenip gidiyordun çocuğun yanına. Vallahi ben Serdar'ı affetmiyorum. Benim gözüme görünmesin. Merhaba. Merhaba. Ablama geldik de. Telefonu kapalıydı niyeyse. Ben haber vereyim. Ne haberi ya? Kardeşiyiz biz. Siz nerede? Yatak odasında mı? Abla! Biz geldik! Aşağıda kendisi. Ben hemen haber vereyim. Ha, bizim oda yerleşti herhalde. Siz salona buyurun, ben çağıracağım. Türkan Hanım, kardeşleriniz geldi. Yukarıda sizi bekliyorlar. Böyle çıkmayın isterseniz karşılarına. Üstünüzü değiştirin. Sana ne oluyor? Ben sizin için söyledim. Yanlış anlamayın. Nasılsın, iyi misin? Gerçi iyi haberlerini de alıyorum ama. Daha iyiyim Rüçhan teyzeciğim. Kontrollere devam ediyorum. Ah. Bak dökülen yerlerden de çıkmış saçlar. Ay çok sevindim. Kendine dikkat et, olur mu? Olur. Derya'cığım, seni de gayet iyi gördüm. Yüzün gülüyor. İş buldum Rüçhan teyze. Ah çok sevindim. Bak böyle işte, her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. Efe biraz zorlanıyor. Babasının yokluğu malum. Merak etme, alışır. Biraz bahçeye mi çıksak, hava da güzel nasılsa? Yok canım, hava güzel değil, serin. Hasta olursunuz bahçede. Oturun işte burada. Efendim? Anlamadım. Hemen geliyorum. Hayır, geliyorum Özer, tamam. Burçin, şoföre söyle arabayı hazırlasın. Kötü bir şey mi oldu acaba? Korman bunlar kızım, başlarından bela eksik olmaz. Abla, kızlar. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. İyisin öyle mi? Sen bir anlatsana olanları. Karakola gidiyorum demiştin en son. Somer abi telefonda aldım getirdim buraya dedi. Nasıl oldu bu iş? Somer yetişti. Affedildin yani. Sayılır. Şöyle otursanıza. Abla. Rüçhan teyzenin yüzü gülüyor. Keyfi yerinde gibi. Abla ben vallahi bir şey anlamadım. Çok tuhaf yani. Somer abi, Rüçhan teyze nasıl affetti seni böyle birdenbire? Yani kızlar, arada Defne var ya, çocuk var.
kıyamadılar, onun için yumuşadılar. Boş verin, sorgulamayın. Şu an bir aradayız, mutluyuz. Senin telefon neden kapalı? Alt katta çekmiyor. Biz varken çekiyordu. Benim telefonumda sıkıntı var herhalde. Bir telefoncuya göstereyim ben onu. Ne içersiniz? Hatta açsanız hemen hazırlayalım bir şeyler. Yok, bir şey yemeyeceğiz. Abla. Başka bir şey yok değil mi? Eminsin. Bir şey saklamıyorsun bizden. Yok canım, ne saklayacağım? Merak etmeyin. Hadi ben Burçin'e söyleyeyim. Birer kahve içerim. Bizim kimseye veremeyecek hesabımız yok. Her şeyimiz hukuka, nizama uygun. Böyle bir şeye gerek yoktu. Somer Bey, kayıt dışı işlemlerinizle ilgili bazı bilgiler var elimizde. Gerekli rapor hazırlanınca tarafınıza bildirilecektir. Kayıt dışı işlemler derken anlamadım. Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. İncelemeler bitinceye kadar şirket faaliyetleriniz durdurulacak. Hesaplarınıza da bloke konulacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bekletmedim umarım. Yok, ben de biraz önce geldim. Tamam. Bu sizin. Ay. Mis gibiler. Nereden bildiniz zambakları bu kadar sevdiğimi? Bilmiyordum. Ama görür görmez dedim ki işte bu. Belki de size benzettiğim için. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Buyurun lütfen, lütfen. Şunu alayım isterseniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım kendinizi mecbur hissetmemişsinizdir. Ne gibi? Yani daha önce ben teklif etmiştim ya bu restorana gelmemiz için. İsterseniz o günleri unutsak, eğer sizi kırdıysam tekrar özür dilerim. Yok yok, artık hiç kırgın değilim. O zaman mezeleri birlikte seçmeye ne dersiniz? Olur tabii, tamam. Buyurun. Affedersiniz. Yok, meşgul attı yine. Evladım arayıp durma, dışarıda yiyeceğim dedi ya baba. Böyle huyları yoktu ama. Allah Allah, amma abarttınız ha. Adam eşiyle dostuyla çıksın geçsin, havası değişsin ya. Dostunun kim olduğunu bilsek içimiz rahatlayacak da. Koskoca adam sizden izin mi alacak? Ablam haklı valla. Kendiniz gezip tozuyorsunuz, kimseye haber verdiniz, hesap verdiniz. Yok maşallah. Kimle gezip tozuyoruz biz, anlayamadım. Bana mı bu laf? Dönüş. Düne kadar evli adamla. Yeter! Cevriye, kapat bu konuyu. Şurada ağzımızın tadıyla iki lokma bir şey yiyelim. Her akşam bir şey bulma yahu. Ye yavrum. Hadi. Ye sen çocuğum. Yemeyeceğim ben. Benim de iştahım kaçtı.
tutamıyorsun değil mi dilini? Ya abla, sen de çok yükleniyorsun ama Cebo'ya ya. Yap yap. Avukatlığını yap sen bunun. İki lokma bir şey yedirmediniz, zehir ettiniz. Kapris ailesi. Ya Cevo, Allah aşkına. Boş ver, yemeğini ye. Ya babam söz vermişti bana. Belki de o kadınla buluşmamıştır. Boşuna günahını alma babamın. Öyle olsa söylerdi. Falanca arkadaşımla birlikte gidiyorum yemeğe derdi. Ay ne bileyim ben ya. Nereden çıktı bu kadın babamın karşısına? Dönüş. Ben aslında ikisini daha önce görmüştüm. Ortalığı bulandırmayayım diye kimseye bir şey demek istemedim. Nasıl gördün? Nerede? Küstük o zaman babamla. Sokakta gördüm. İşte böyle aralarında bir para pul mevzusu döndü. Ne konuştuklarını anlayamadım tabii. Babam çok sinirliydi. Kadın bir zarf verdi. Babam da o verdiği zarfı attı gitti. Allah Allah. Kadın ondan sonra evimize kadar geldi, yemek yedi. Öyle mi? Vallahi ben de bir şey anlayamadım. Yani ya da boşuna biz kuruntu yapıyoruz. Çocukların sorunlarıydı, torunlardı derken insan kendine zaman ayıramıyor. Yani köşeme çekileyim diyorum. Emekliye ayrılayım. İşte biraz dinleneyim diyorum ama o zaman da sorumluluktan kaçıyormuşum gibi hissediyorum. Suçluluk hissediyorum. Oysa tam zamanı değil mi? Yani kaçırdığımız, elimizden kayıp giden yaşamın güzelliklerine yüzümüzü dönmek için. Dediğiniz gibi kendimizi layık görmüyoruz. Beklentilerimiz, duygularımız, hayatlarımız anne baba olmaktan ibaret değil aslında. Öyle. Ama işte kaybettiğim eşime karşı da haksızlık ediyormuşum gibi hissediyorum bazen. Hayatta olduğunuz için suçluluk duyuyorsunuz. Eşinizle çok uzun, güzel yıllar geçirmişsiniz. Sonra onu sevgiyle, sadakatle uğurlamışsınız. Bununla gurur duyup hayata yeniden sarılmak, geçmişe duyduğunuz saygının en büyük göstergesidir bence. İnsan yaşadığı sürece sevmek, sevilmek ister. Şu güzel çiçekleri bana seçip getiren o güzel kalbinizde kendinize de yer açın Sadık Bey. Duygularınıza yer açın. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Birlikte uyumak istediler. Neyse ben dolanmayayım ayak altında. Kitleneyim mahzenime. Bunu çöpe? Somer Bey attırdı. Nasıl oldu annen? Ağlamaktan bir tap düştü. Uyuyakaldı. Hay Allah.
Hastanede doktorun verdiği ilaçtan verseydin sakinleşirdi. Verdim Somer. Söyledim ama istemiyor. Maliye müfettişinin bahsettiği o rapor neyin nesiydi? Mustafa. Mustafa bizim eski finans müdürüyle birlikte bir takım usulsüzlükler yapmış. Fark ettiğimde çok geçti Somer. Yani adamın işine son vermekten başka da bir çare bulamadım. Mustafa çok önce başlamış bu oyunlara demek ki. Bizi bitirmek için hayatımıza girmiş oldu. Kitleyebilirsin. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ya bu halimi gördükçe mutlu oluyorsun değil mi? Ben burada kalarak zaten cezamı kabullendim. Yasaklarımı, sınırlarımı kabullendim. Ama bu sana yetmiyor. Canımı biraz daha sürekli yakmaya çalışıyorsun. Ya ruhumu, hislerimi yok etmeye, öldürmeye çalışıyorsun. Ya kalbim ya. Kalbim yerinden söküp alabilsen yerine taş koyacaksın. Ya sen bunu da yaparsın. Türkan, bunu konuştuk seninle. Defne için buradasın. Zor olacağını biliyordun. Ben de bazen delirecek gibi oluyorum. Benim için de o kadar kolay değil. Çünkü bana tahammülün yok. Haklısın. Çekiyorum işte cezamı. Olması gereken bu, yapıyorum işte. Tahammülsüzlük değil bu. Peki ben de seninle birlikte kendimi cezalandırıyorum. Bilmiyorum. Ama her geçen gün daha da zorlaşıyor. Farkındayım. Zorlaştırma o zaman. Git Somer. Git lütfen. Rüçhan! Rüçhan, iyi misin? Hayatım yine mi kabus? Dayanamıyorum. Özer, dayanamıyorum. Rüçhan bak, iyi değilsin hayatım. Yani zor günler yaşıyoruz. Ne olur inat etme de iç şu ilacı. Bak hastanedeki doktor da söyledi. Ha? Uyku problemi yaşayabilirsin dedi. Ben Serdar'a da bahsettim biraz. O da ilacı içmeni söyledi. Hadi hayatım, stresle baş edemiyorsun. Baksana. Hayır. Hayır, içmeyeceğim. İçince sersem gibi olurum. Gücüm tükenir. Beni öldürmeye kalkarsan karşı koyamam. Belki de beni uyurken öldürür. Rüçhan, kim öldürecek seni? Neler söylüyorsun sen? O söylemiştir belki Serdar'a ilacı içmeme. Rüçhan, bak beni gerçekten korkutuyorsun. Yani ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Tabii ya. Türkan. Rüçhan. Rüçhan.
Şükşen. Rüşen. Türkan orada mı kalıyor? Cezasını çekiyor. Ya kız. Yani bu depoda Türkan mı? Sen onun için hazırlattın burayı değil mi? Aman tanrım sen aklını kaçırmışsın. Ben olması gerekeni yaptım. Rüşen. Rüşen gel biz bir konuşalım seninle. Hadi. Hayatım bir sakince konuşalım gel. Rüşen. Hayatım bak doğru değil bu yaptığın. Yani bu yaptığınız... Beni öldürmeye çalıştı. Yeniden deneyecek biliyorum. Hayatım. Türkan'ı buraya getirdikten sonra görmeye başladın sen bu kabusları. Ha öyle değil mi? Ben şimdi onu oradan çıkartayım. Evine gitsin. Cezasını burada çekecek. Ben Somer için ona yalvarmaya gittim. Oğlumu hapse attırma dedim. O ne yaptı peki? Kılını bile kıpırdatmadı. Cezasını o odada çekecek. An be an, gün be gün birbirlerinin gözünden, gönlünden düşecekler. Aşkları yok olup gidecek. Türkan perişan olacak. Kederinden geberecek. Rüçhan, sağlıklı düşünemiyorsun şu an. Lütfen. Özer, sakın onu bu evden göndermeye kalkma. Yemin ediyorum, polise gider, şikayetçi olur, her şeyi anlatırım. Hala canıma kastettiğini söylerim. Cinayete teşebbüsten içeri atarlar onu. Buyurun Somer Bey. Burçin bu saatte uyandırdım seni. Kusura bakma kafama bir şey takıldı. Türkan'ın odasındaki fotoğrafı oraya kim astı? Ben bilmiyorum görmedim hiç. Annem o odayı Ayla Defne için yatılı geldiğinde kalması için hazırlattığını söyledi. Bilemeyeceğim. Neyi bilemeyeceksin Burçin? Sen hazırladın orayı. Bak sana soruyorum. Türkan'ın odasındaki fotoğrafı oraya kim astı ve ne zaman astı? Somer Bey, kovulurum söylersem. Burçin söyle. Kovulmayacaksın, kimse bilmeyecek. Rüçhan Hanım hastanedeyken aradı. O istedi astırmamı. Başka? Başka şeyler de söylemiştir. Bazı yasaklar koydurdu Türkan Hanım'a. Sizin yaptırdığınızı söylememi istedi. Ne gibi yasaklar bunlar? Telefonunu almamı istedi. Kapısını kilitlememi söyledi. Onun gibi şeyler. Benim yaptırdığımı söyletti Türkan'a. Evet. Ne olur Somer Bey, ele vermeyin beni. Merak etme. Sen gidebilirsin. Oğlum annen hiç iyi değil. Evet baba annem iyi değil. Bana çok kötü bir oyun oynadı. Annem kendi intikamını almak için beni çok güzel kullandı. Müzik
Kaan? Geçti. Geçti canım. Tamam. 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 Geçti. Sakin ol. Geçti. Ben buradayım. Yanındayım. Ne oldu? Kabus gördün galiba. Böyle kızılca kıyamet bağırıyordun. Ben mi? Hatırlamıyor musun? Ben öyle sesini duyunca koşup geldim. Hatırlamıyorum. Tabii. Psikolojim bozuldu. Hiç iyi görmüyorum seni. Anlıyorum ya. Çok üzülüyorum. Sana benim sakinleştiriciden getirdim. Kafanı toplar biraz. Tut şunu. Al, tut şunu. Uzat abi şunu. Sus. Dur, bir iki tane daha koyayım. Hafif ilaç zaten. Daha iyi hissedersin kendini. Toplar seni de. Hadi, hiç kızım. İyi gelecektir sana.